TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizle özellikle bayanların dikkatini çekecek olan bir konudan bahsedeceğiz. Meme estetiğinden bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Özel Esenler Avicenna Hastanesi'nden estetik plastik cerrahi uzman doktor Mehmet Çeber bizlerle olacak. Ben hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Teşekkür, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Bizleri kırmayı geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz size. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız hocam sizlerle. Meme estetiğinden konuşacağız. Aslında kadınların kendini kadın gibi hissettiği organlardan bir tanesi de diyebilir miyiz bu konuyla ilgili? Tabii. Kadınların kendilerini kadın gibi görmesini sağlayan en baştaki organ, meme, bir de tabii emzirme ve süt verme fonksiyonu. Tabii zamanla bazı deformasyonlara da uğruyor değil mi hocam? Yani çocuk doğumundan sonra özellikle de. Siz bu gibi durumlarda ne gibi tetkikler uyguluyorsunuz? Doğumlardan sonra kilo alıp vermeyle, emzirmeyle, emzirme sonrası mutlaka memede bazı şekilde bozukluklar ortaya çıkıyor. Bazen memenin içi boşalıyor, sarkıyor. Bazen içi boşalıyor. Bazen büyük olarak kalıyor. Biz bu gibi durumlarda kişinin kendisini daha mutlu, kendine daha güvenli, özgüvenin gelmesi için meme operasyonlarını yapıyoruz. Genelde yaptığımız operasyonlar meme küçültme, meme büyütme, dikleştirme, başlıca bu ameliyatları yapıyoruz. Hocam özellikle şunu sormak istiyorum. Doğum yapmış bir bayanın meme büyütme operasyonunu mu gerçekleştiriyorsunuz doğum yapmış bir bayanda? Yoksa kişiye göre de bu değişiyor mu? Dikleştirme ya da küçültme bu gibi? Kişiye göre değişiyor. Doğumdan sonra bazı bayanlarda memenin içi boşalıyor. Meme başı da, meme cildi de sarkıyor. İçi boşaldığı zaman problem, içinin boşalmasıysa bunu bir defa doldurmak lazım bir protezle. Sarkıklığı da varsa bunu da dikleştirme işlemleriyle yapıyoruz. Bu iki işlemi aynı ameliyat sırasında yapıyoruz. Protezi koyuyoruz, ondan sonra meme küçültmeye benzer bir şeyle ama meme dokusu hiç çıkarmadan, sadece deri çıkartarak, zarar görmeden. Sadece deri dokusu çıkararak daha güzel memelere sahip olmalarını sağlıyoruz. Evet. Peki hocam meme büyütme operasyonu çok özür dilerim. En çok kimlere uyguluyorsunuz? Meme büyütme operasyonlarını memesinin küçük olduğundan şikayetçi olan herkese uygulayabiliyoruz. Yeter ki fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış olsun. Bazen çok büyük memelerde de meme küçültme ameliyatlarını daha 18 yaşından daha önce de velilerin rızasını almak şartıyla yapıyoruz. Aslında hocam büyük memelerin de yani bu kişiye zararlı olabiliyor değil mi bazı durumlarda? Tabii ki, özellikle erişkin çağda olan genç kızlarımızla. Tabii ki büyük memeler omuz ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı, süt yenlerinin omuzlarında oluşturduğu izlerden, meme altlarında oluşan pişiklerden dolayı çok rahatsız edici bir durum. Meme küçültme ameliyatlarıyla da kişilerin bu şikayetlerinden kurtulmasını sağlıyoruz. Peki 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yapabiliyor muyuz hocam? Tabii ki velisini, öyle hastalarım oldu. Genelde bazı hormonal sebeplerle olabiliyor veya ailesel olabiliyor. Annesinde de, anneannesinde de böyle genetik faktörlerden dolayı çok büyük memelere sahip olan, henüz liseye giden çok hastam oldu. Evet. Bunları da bu şikayetlerinden kurtulmaları için 18 yaşına gelmeyi beklemeden daha erken de yapabiliriz. Daha önce operasyon gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki hocam anatomik implantlar nedir? Bahseder misiniz biraz? İmplant dediğim şey aslında halk arasında meme silikonu dediğimiz materyaller. Bunlar silikondan, dış katmanları silikondan oluşan materyaller. Bir normal silikonlar var. Onların tamamen yuvarlak oluyor. Bir de anatomik silikonlar dediğimiz silikonlar var. Anatomik silikonların
üst tarafıyla, silikonun üst tarafıyla alt tarafının yüksekliği, kalınlığı, yükseklikten kastımız şu mesafe. Evet. Farklı oluyorlar. Anatomik implantları daha çok memesinin üst kısmında meme dokusu, meme alt kısımdaki meme dokusuna göre çok daha az olan bayanlarda kullandığımız bir silikon çeşidi. Halk arasında biz zaten silikon diye tabir ediyoruz değil mi hocam? Evet. Bunları halk arasında damla şeklinde silikonlar diye biliniyor. Bunların hastalara takarken iyi değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu silikonları bir kere yerleştirdiğimizde doğru yerleştirmemiz lazım. Bu silikonlar genelde daha sonra ameliyat sonrasında yer değiştirmemeleri, yön değiştirmemeleri, dönmemeleri için zaten genellikle pürüzlü, yüzeyleri pürüzlü, böyle pürtüklü olarak üretiliyorlar ki yerlerinden dönmesinler. Çünkü bir kere yerlerinden döndükleri zaman bunu düzeltmenin... Farklı komplikasyonlar olabiliyor mu hocam? Evet. Hiç karşılaştınız mı bu tür hastalarınızla? Yok, hayır. Ameliyattan, ameliyat dışında dönen bir damla silikonu ameliyatsız düzeltmek mümkün değil. Mutlaka çıkarmak gerekiyor. Düzgün, doğru koymak gerekiyor ameliyat sırasında. Tabii operasyonda iki kere yapılmış oluyor bu durumda değil mi hocam? Evet. Evet, aslında hastalar için bir sıkıntı. Diğer normal silikonlarda, yuvarlak silikonlarda böyle bir risk yok. Onlar yuvarlak olduğu için etrafında dönse de böyle bir risk yok. Peki hocam bu protezler hangi bölgelere yerleştiriliyor? Nasıl yerleştiriliyor? Protezleri genelde meme dokusunun altına veya kas dokusunun altına yerleştiriyoruz. Bunları da ya meme başından, kahverengi kısmın içinden ya koltuk altından ya meme altından daha çok yerleştiriyoruz. Meme başından daha çok yuvarlak ve düz protezleri yerleştirebiliyoruz. Aslında bu protezlere göre değişiyor mu hocam? Yani yerleştirme bölgeniz, kullanmış olduğunuz protezlere göre. Şöyle, yüzeyleri pürüzlü, pürüzlü protezleri meme başından koymak daha zor oluyor. Daha zor çünkü orada 3 santim, 3,5 santimlik bir kesiyle zor oluyor ama meme altından çok daha kolay yerleştiriliyor. Ama serumla şişirilen protezler var. Onları meme başından da hatta koltuk altından da 1-1,5 santimlik bir kesiden yerleştirebiliyoruz. Yani meme protezini yerleştirirken hem seçeceğimiz meme protezinin yüzeyinin pürüzlü, pürtüklü olup olmaması, hem yuvarlak veya damla şeklinde olması, hem içeriğinin silikon jelle veya serum fizyolojikle doldurulmuş olması bizim kararımızda etkili oluyor. Peki hocam, operasyon öncesi hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Neler yapması gerekiyor? Operasyon sonrasında neler yapması gerekiyor? Operasyon öncesinde hastanın bir defa yani bu ameliyatta olmaya karar vermesi ve doktoruna güvenmesi gerekiyor. Onun dışında bir 10 gün önceden sigara, en azından sigara içiyorsa en az bir... Tamamen içiyorsa, bırakması mı gerekiyor hocam? Tamamen bir tiryakinin tamamen bırakması mümkün değil ama bir ay bırakabilirse iyi olur. 10 gün öncesinden bir aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa onları kullanmasını yapıyoruz. Ve 2 gün öncesinden de alkol alıyorsa bunu kullanmamasını istiyoruz. Çünkü alkol anestezide kullanılan birçok ilaçla etkileşiyor. Ameliyat sonrasında da ameliyat sonrasında ufak pansumanı oluyor. Süt yenini takıyoruz. Bir süre özel çamaşırlar mı kullanıyorsunuz hocam? Sporcu süt yenleri dediğimiz memeyi yanlardan, alttan, üstten ve iç kısımlardan kavrayan, destekleyen meme protezinin yuvasına tam olarak oturmasını, yerleşmesini sağlayan protezler, süt yenler kullanıyoruz. Hocam şunu da sormak istiyorum. Özellikle meme estetiği olmuş bayanlarda acaba süt bezlerim zarar gördü mü? Çocuğumu ilerleyen zamanlarda emzirebilecek miyim diye sorular geliyor. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
Büyütme ameliyatlarında eğer meme altından Evet. protezi silikonu koyacaksak herhangi bir etkilenme olmaz. Meme başından silikonu koyacaksak mutlaka bir miktar, doğrusu mutlaka bir miktar etkilenir. Etkilenebilir. Etkilenir. Bu hastanın süt vermesini etkiler mi, etkilemez mi? Bunu bilmek mümkün değil maalesef. Evet hocam. Bir de meme başından koyarken gene meme bezini kesmeden deri altından direkt aşağıdan dolarıp da protezi koymak gibi bir seçenek de olabilir. Bu durumda meme başında meme bezinde herhangi bir kesilme olmaz. Sıkıntı evet. Meme küçülmede genelde meme başının altındaki meme bezlerini koruyoruz ama yine de bir miktar mutlaka Zarar feda gelebiliyor mu? Evet ediyoruzdur. hocam. Dikleştirme işleminde de yaptığımız tekniğe göre bir miktar etkilenme olabilir. Yani meme estetinde süt kanalları hiç kesinlikle etkilenmiyor Demek de demek doğru zor. değil aslında değil Demek mi hocam? zor. Doğru Peki değil. hocam iz kalabiliyor mu? En çok da bundan korkar bayanlar. Meme estetiğinden sonra. Meme büyütme ameliyatlarında kahverengi kısım meme başından koyduğumuzda iz belli belirsiz oluyor. Evet. Gene meme altından koyduğumuzda da iz gene belli belirsiz oluyor. 6-7 ay sonra, 9 ay sonra Tamamen. silik bir iz kalıyor. Tabii meme üzerinde iz kalmayan bayanlar oluyor. Onlar için de özellikle koltuk altından endoskopik yöntemle serumla şişirilebilen silikonlar Evet. oluyor. Onları endoskopik olarak meme koltuk altından koyuyoruz. Ondan sonra serumla şişiriyoruz. Meme koltuk altında sadece 1-1,5 santimlik bir iz kalıyor. O da Evet. göze batmıyor hiç. Peki hocam, serumla yapmış olduğunuz silikonlarda patlama gibi bir şey söz konusu olabilir mi aslında? Patlama kendi kendine durup dururken olmaz. Ancak Dışarıdan, evet. delici kesici bir şeyle olabilir. Onda da sızan şey sıvı serumdur. Tamamen zararsız, zararsız bir Vücudu sıvıdır. kaldı. Evet. Protezi çıkarırsak yerine yenisini yerleştirecek bir problem olmaz. Silikondan olan protezler de silikon aslında bütün protezlerin dış katmanında bir silikon tabaka var. Serumla şişirilen protezlerin de dış katmanı silikondan yapılı. Evet. İç kısmı içine serumla bir de içi silikon jelle dolu olan protezler var. Bu protezlerde de burada içerideki silikon sıvı silikon değildir. Silikon jeldir. Akışkan olmayan bir jeldir. Onu kesseniz bile, protezi kesseniz bile Evet. o silikon meme dokusuna yayılmaz. Olduğu gibi meme dokusuna yayılmaz. Tamamen sert olduğu için aslında değil mi hocam? Evet, Hiçbir şekilde dağılma, akışkan değil. akışkan değil. Meme dokusunun içine yayılmaz. Fark edildiği zaman da değiştirilebilir. Ama dediğim gibi bu işlem ancak delici, kesici bir bıçaklanma gibi bir durumla ortaya çıkabilir. Onun dışında bu protezlerin de delinmesi, yırtılması, patlaması diye bir şey Söz söz konusu konusu değil. değil. Peki hocam sizin uygulamış olduklarınız en çok hangi protezleri uyguluyorsunuz hastalarınıza? Ben en çok Tavsiye ettikleriniz. Evet. silikon jelli protezleri kullanıyorum. Onları da akışkan olmayan kohezif bir Evet. jel diyoruz. Onların da çeşitli sertlikleri var. Kohezif silikon jel 1, 2, 3 diye sertlikleri arttıkça numaraları artıyor. Daha çok onları kullanıyorum. Özellikle yüzeyleri pürtüklü olanları meme başından koymak zor oluyor. Onun için meme altından daha çok Evet, tercih ediyorsunuz aslında. koyuyorum. Şimdiye kadar da herhangi bir sorun görmedim. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Peki ameliyat sonrasında hasta mamografi çektirebilir mi? Bunun bir zararı olabilir mi hastaya karşı? Ameliyat sonrasında protezle memesini büyüttüğümüz hastalarda mamografi çekilebilinir. Bilinir. Mamografi çekilebilir, rahatlıkla çekilebilinir. Herhangi bir sakıncası yok.
Peki hocam, bu yapmış olduğunuz silikonlar da hastanın silikona karşı bir alerjik durumuyla karşılaştınız mı hiç? Silikona karşı bir alerjik durum söz konusu değil. Silikon değil, evet. Zaten silikon birçok deodorantta, spreyde olan sürekli kullandığımız bir aslında farkında evet. olmadan kullandığımız bir madde. Herhangi bir zararı alerjik olmuyor. Reaksiyonu yok. Evet. Peki hocam, silikon ameliyatı sonrasında iyileşme süreci nedir? Ne zaman hasta normal yaşantısına tekrar dönebilir? Hasta silikon ameliyatından sonra hastayı o gün hastanede misafir ediyoruz. Ertesi gün taburcu ediyoruz. Bir 3-4 gün sonra bir pansuman görüyoruz. 3-4. günde gördüğümüzde dikiş yerlerinin üzerine su geçirmeyen ufak bir pansuman yapıyoruz. Hasta duş alabiliyor. Ondan sonra 15. günde, 1. ayda ve 6. ayda görüyorum. Normal yaşantısına dönebiliyor. Herhangi bir ilaç kullanması gerekiyor mu hocam peki ameliyat sonrası? Ameliyat sonrası rutin, antibiyotik ve ağrı kesici dışında herhangi bir ilaç kullanmasına gerek yok. Evet. Hocam, yurt dışından gelen hastalarınız da var. Onlar için yapmış olduğunuz kampanyalarınız demeyelim de aslında yardımcı oluyorsunuz. Evet. Geldiği zaman konaklamada. Evet. Yurt dışından gelen hastalarımız için, hastalarımız için havaalanından hastalarımızı alıyoruz. Hastanemize getir, muayenelerimizi yapıyoruz. Otel rezervasyonlarını sağlıyoruz. Otellerini bırakıyoruz. Otellerinden tekrar ameliyat günü hastanemize alıyoruz. İşlemleri bittikten sonra da yine havaalanına hastalarımızı bırakıyoruz. Bu konuda yalnız bırakmıyoruz aslında. Hastalarımızı. Evet. Peki hocam, ne kadar kalmaları gerekiyor geldikleri zaman Türkiye'de? Özellikle yurt dışından gelen hastalarımızın. Meme büyütme ameliyatları için 4-5 gün. Meme dikleştirme ameliyatları için 4-5 gün. Meme küçültme ameliyatları için de 5-7 gün kalmaları yeterli oluyor. Evet, bu kadar da yeterlidir evet, diyorsunuz. Yeterli. Sarkmış göğüsler için hocam, göğüs dikleştirme operasyonu yeterli olabiliyor mu? Silikonlarla da destekleyebiliyor musunuz aslında? Eğer sarkmış memede sarkıklıktan bahsederken meme başının meme çukuru, alt çukuru ile ilişkisine bakıyoruz. Hafif bir sarkma varsa sadece bir protezle o sarkıklığı giderebiliyoruz. Ama eğer daha ağır bir sarkıklık, daha fazla bir sarkıklık varsa meme proteziyle, silikonuyla birlikte sadece cilt dokusunu çıkarttığımız bir meme küçültme ameliyatına benzer bir işlem yapıyoruz. Ama bunda meme dokusu çıkarmıyoruz. Sadece deriyi çıkarıyoruz. Meme başını yukarı kaldırıyoruz. Memenin altına silikonunu koyuyoruz. Ondan sonra alt tarafı da meme dokusunu sadece cilt çıkarıp memeye yeni bir şekil veriyoruz. Evet. Peki hocam, silikon protezi olan göğüslerde hamilelikten etkilenir mi aslında hasta? Hayır, silikonlar etkilenmez. Hamilelikten hiçbir şekilde etkilenmez. Tam aksine silikonlu memelerde hamilelikle birlikte göğüslerde daha da büyürler. Hamilelik bittikten, emzirme bittikten sonra aynı şekilde kalabilirler, biraz küçülebilirler, sarkabilirler ama silikon etkilenmez. Hocam, meme büyütmeden bahsettik, zamanımız da azaldı. Ben hemen şöyle meme küçültmeden de biraz bahsetmenizi istiyorum. Yani hangi yaş grubu hastalarda yapılabilir meme küçültme operasyonları da? Meme küçültme ameliyatlarını da dedim, biraz önce bahsettim, bir yaşı yok. Sınırı yani yok 16, aslında. 16 evet. yaşında dahi. Çok büyük göğüsleri olan genç bayanlarda bu işlemleri yapabiliyoruz rahatlıkla. Evet. Üst sınırda yok. Üst sınırda sadece bu ameliyata karar verirken kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu gibi sistemik hastalıkların olup olmadığına bakıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Herhangi bir risk yoksa ileri yaşlarda da 65-70 yaşlarında da bu ameliyatları yapabiliyor. Hocam, hiç duymadığımız bir terim aslında, jinekomastiye hemen girmek istiyorum. Hocam, jinekomasti nedir? Genelde hep bayanlardan bahsediyoruz ama sanki biraz erkekleri de kaplayan bir konu diyelim. Evet. Jinekomasti erkeklerde meme büyümesi. Ergenlikle birlikte memeler hormonal değişikliklerle birlikte erkek memesi bir miktar büyür. Sonra normalde bu geriler. Ama bazı erkeklerde
bu büyüme geri dönmez, daha da ilerler. Jinekom, erkekte meme büyümesinde ya sadece meme dokusunda bir büyüme oluyor ya yağ dokusunda ya da ikisi birlikte büyüyor. Bunlarda ya da yaptığımız işlem eğer fazla yağ birikmesi mevcutsa liposuction'la bu yağları almak, meme dokusu varsa meme dokusunu çıkarmak ve eğer meme cildinde bir sarkıklık varsa da bunu düzeltmek. Şeklinde. Peki ağrılı bir operasyon oluyor mu hocam? Hayır, ağrılı bir operasyon değil. İlk iki gün biraz ağrısı olur. Ağrı kesicilerle rahatlıkla rahat ediyorlar hastalarımız. Ondan sonra oradaki şişlikler de ağrılar da yavaş zamanlı yavaş azalıyor. Zaten, evet. Günlük yaşamını etkilemiyor ikinci, üçüncü günden sonra. Evet hocam, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak buradan izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Hemen alalım sizden. Özellikle hastanenizin yerinden isterseniz bahsedelim. Hastanemiz İstanbul'da. Evet hocam. İstanbul'da Avrupa'dan gelecek hastalarımızı havalimanından alacağız. Otellerini yerleştireceğiz, ameliyatlarını yapacağız ve yine mutlu, mesut bir şekilde ülkelerine göndermek istiyoruz. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben ağzınıza teşekkür sağlık, ayağınıza sağlık ben diyelim. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.